Merhabalar değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Kasım ayı sorularıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine ehliyet.hocam adresini Instagram'dan takip edebilir, her gelişmeden haberdar olabilirsiniz. Ehliyet Hocam uygulamasını Google Play'den indirebilirsiniz değerli arkadaşım. Ve böylece soru çözümlerini 50'şer burada sorular falan paylaşıyoruz günlük olarak. Çözebilirsiniz. Eğer telefonunuz Android değilse değerli arkadaşlarım, ehliyethocam.org adresini ziyaret edebilirsiniz diyorum. Fazla vakit kaybetmeden hemen videomuzda devam edelim. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? Orta şeridi, hızlanma şeridini, tırmanma şeridini, yavaşlama şeridini şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız yavaşlama şeridi olacak arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, bu görmüş olduğunuz bir otoyoldur ve en çok sorularda sorulan bu düzlemdir arkadaşlar. Peki nereden bileceğiz? Şu kutsal kalemi bir açıyorum öncelikle. Arkadaşlar eğer otoyola gireceksek hızlanma şeridi dediğimiz şeritten gireriz. Tamam, ok yönünden anlayacaksınız bunu. Eğer giriş ise bakın hızlanma şeridi burasıdır. Girişe hızlanma şeridi denilir. Çıkış ise arkadaşlar yavaşlama şeridir. Bir numaralı şerit de yavaşlama şeridir. Bakın yine ok yönünden bunu ayırt edebilirsiniz. Çıkışlar buradan yapılır. Girişler ise ok yönüne göre 4 numaralı şeyden yapılır. Arkadaşlar ok yönleri değişebilir. O yüzden burada ok yön önemli bizim için. Eğer yola dahil olunuyorsa şu şekilde bir ok göreceksiniz. Yoldan çıkılıyorsa yolun aksi yönüne bir ok göreceksiniz. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışıklar yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki taşıtlar yollarına devam edebilir? Yalnız 2, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevabımız evet D şıkkı olacak arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Ne diyor arkadaşlar? Bakın sola doğru ne diyor? Kırmızı diyor. Demek ki bir numara olduğu yerde ne olacak? Duracak. Devam edelim. 3 demiş, devam edebilir demiş. Evet zaten ne diyor bize? İleriye yeşil diyor arkadaşlar. İleriye gidecek olan devam edebilir. Sola dönecek olan için kırmızı demiş. Sağ ise yine yeşil ışık demiş. O halde 3 ve 2 numaralar yoluna devam eder. 1 numaralı araç ise beklemeye devam edecektir. Yerleşim yeri dışında ve içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A. Yerleşim yeri dışında 150, yerleşim yeri içerisinde 25. B. Yerleşim yeri dışında 120, yerleşim yeri içerisinde 20. C şıkkı, yerleşim yeri dışında 100, yerleşim yeri içerisinde 15. D şıkkı, yerleşim yeri dışında 200, yerleşim yeri içerisinde 30. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 15'e 100 şeklinde. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Doğru cevabımız evet C şıkkı olacak arkadaşlar. Bazen bu soruyu şu şekilde de sorabiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisi çevreden kaynaklı bir uyarı işarettir? Tabii ki yine C. Neden? Rüzgar çevreden kaynaklı arkadaşlar. Tamam mı? Yine C'yi işaretlemek zorunda kalacağız. İklimden kaynaklı diyebilir. Bu tip bazen geliyor. Milyonda bir de olsa soru geliyor. Aklınızda bulunsun. Diğerlerine baktığımız zaman B ve A şıklarında ana yol tali yol kavşağını için bizi uyarıyor. Ve bu levhalar sadece ana yolda bulunur arkadaşlar. Bazen böyle soru da gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi sadece tali yolda bulunur veyahut da ana yolda bulunur diye. Bunlar sadece ana yolda bulunur, tali yolda bulunanlar, yani sadece tali yolda bulunan tabelalar, ters üçgen şeklinde ortası boş olan yol ver levhası. Bir de arkadaşlar yuvarlak şekilde bulunan dur levhası yalnızca tali yollarda bulunur bu iki levha. Bu ne demek? Bu da gevşek bir zemin olduğunu ve yolda mıcırlı bir araziye sahip olduğunu söylüyor. Böyle yerlerde takip mesafesi ne yapılır? Arttırılır, hız düşürülür. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı asli kusurlu hallerden sayılır?
Yalnız 4, 1 ve 7, 1, 3, 6, 2, 6, 7 demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendisi ters yöne girmiş arkadaşlar. Böyle devam ederse İmam amcanın pamuğuyla tanışacak kendisi. Ne yapması lazım? Derhal buraya geçmiş olması gerekir arkadaşlar. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bu ikisi yaya geçidini gösterir arkadaşlar bize. 3 numara ise bizlere yavaşlama uyarı çizgileridir. Bunların arasına bazen 50, işte 90, 70, 80 falan diye böyle yazılar yazar ortasında. Bizim de o çubuklar arasında hızımızı oraya doğru düşürmemizi ister. Genelde kavşağa veyahut da aşırı keskin bir dönemece yaklaşacağımız zaman bunları görürüz arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Ehil hayvan giremez. Ehil hayvan geçebilir. Vahşi hayvanlar geçebilir. Vahşi hayvanlar giremez. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Diğerlerine gelince arkadaşlar hiçbir zaman şöyle bir levha görmeyeceksiniz. Vahşi hayvan giremez ya da ehli hayvan giremez diye bir tabela olmaz. Arkadaşlar bir hayvanın bu tabelayı algılama gibi bir fikriyatı olma ihtimali var mı sizce? Yani bir hayvan örneğin ben geyiğim diyelim. Geyik olarak geldim. Aa, buraya insanlar tabela yapmış. Buraya giremem ben. Ben bir de vahşi hayvanım. Geri dönmem lazım. Aa demesini. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ya da ehil hayvan için. Ben bir inek olduğunu düşün. İnek geliyor böyle. Aa, buraya giremezmişim. Tüh ya. Geri döneyim der mi yani? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir tabelanın olması saçmalıktır. A ve D şıkkını direkt elemiş olmanız lazım. Doğru cevap C şıkkı. Yine burada farklı tabelaları vereyim dedim. Bakın bu ehil hayvan girebilir, çıkabilir demektir. Ehil hayvan ne demek? Arkadaşlar ehil hayvan elde beslenen hayvan. Koyun olabilir, keçi olabilir, inek olabilir, öküz olabilir. Yine vahşi hayvan dediğinden kasıt ne olabilir? Ürkek bir ceylan olabilir, değil mi? Kirpi olabilir. Anlatabiliyor muyum? O bölgede yaşayan bir yılan olabilir. Yani yolda geçebilir. Bu arada yılan gördüğünüz zaman kesinlikle aracınızı yılana sürmeyin. Bakın yine Fethiye'de olmuş bir olaydan bahsediyorum. Adam böyle sürüyor yılana. Adam evine kadar yılan motor kısmına girmiş ve beklemiş. Evinde çıkıyor adamı sokuyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle yılanlı vesaireydi. Bunun üzerine araç sürmeyin. Zaten böyle vahşilik de yapmayın. Şunu arkadaşlar soru olarak görmezseniz ama gördüğünüz zaman şaşırmayın. Bazı yerlerde böyle bu hayvanın domuz bu gördüğünüz gibi domuzun sık sık geçiş güzergahı olan yerler vardır. Domuz deyip geçmeyin arkadaşlar. Çarparsanız arabayı yamultur. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Burada ne diyor? 3 kilometre boyunca domuz çıkabilir diyor. Dikkatli ol diyor bize. Böyle tabelaları görürsünüz. Sürücü belgesinin yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Trafikten süresiz men, para cezası ve ceza puanı, sürücü belgesine 6 ay el koyma, yeniden sürücü eğitimine tabi tutma. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Para cezası ve ceza puanı uygulanır. Kişinin para cezası uygulanır. Ceza puanı da ne yapar? Düşer arkadaşlar. Bir yıl içerisinde 3 ila 6 ve 9 kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün geri alınır demiş. Bir şimdi yukarı okuyorum. Yapılan en son değişiklikle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır demiş. A 10 15 20, B 15 20 25, C 30 40 50, D şıkkı ise 30 45 60 demiş. Doğru cevabımız evet D şıkkı olacak. Arkadaşlar siz şimdi bitirdiğiniz zaman kursunuzu ehliyetinizi aldığınız zaman aday sürücü olacaksınız. Aday sürücülük yanında yetkili bir sürücü bulunduğu zaman onunla beraber seyahat edilebilir anlamı taşımamaktadır. Ne demek aday sürücülük? Eğer herhangi bu 2 yıl boyunca
yapmış olduğunuz hatalı bir davranış olursa ne olabilir bu? Kaza olabilir, kırmızı ışıkta geçme olabilir, alkollü araç kullanma olabilir. Ehliyetiniz arkadaşlar iptal edilir direkt olarak ve yeniden ehliyet almak zorunda kalırsınız. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamdadır. Bazı arkadaş oluyor ya diyor babam olmadan çıkamayacak mıyım ben şimdi? Ben ehliyet 2 yıl boyunca o zaman boş yere mi alıyorum? Kurban oldum. Anlamı budur. Aklında bulunsun. Devam ediyorum. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Sola tehlikeli devamlı virajı, dönel kavşağa yaklaşıldığını, tünele yaklaşıldığını, sola mecburi yönü. Doğru cevabımız B şıkkı, dönel kavşağa yaklaşıldığını bizlere bildirir arkadaşlar. Eğer dönel kavşağa gelinmiş ise mavi bir tabelayla bu yine tekrarlanır, gösterilir arkadaşlar. Bir otobüs eğimsiz iki önlü dar yolda aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır demiş. Kamyona, kamyonete, iş makinesine, lastik tekerlekli traktöre diye de şıklar da verilmiş. Bu arada bazen lastik tekerlekli traktörü kısaltma olaraktan LTT olarak verir. Hocam bu LTT ne demeyin? Lastik tekerlekli traktör demek, tamam? Ben de küçükken çok şaşırıyordum bunu. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Kamyonete yol vermek zorunda. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha önce size anlatmıştım. Dedim ki eğer böyle bir soru gelirse herhangi aksine bir işaret yok ve eğimsizse yol abiler kardeşlerine yol verir. Yani büyük olan araç küçük olana yol verir. Örneğin otomobille kamyon karşılaşmışsa kamyon otomobile yol verir. İki tane istisnamız var. Bu iki araç hepsine yol verir. Hangileri? İş makinesi ve lastik tekerlekli traktör ile karşılaşırsa, kamyonda karşılaşsa, kamyonette karşılaşsa, aklınıza gelebilecek olan diğer tüm araçlar karşılaşırsa, ikisi ne yapar? Diğerlerine yol verir arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik kampına. Doğru cevabımız EDS olacak. Yani elektronik denetim sistemi. Arkadaşlar bunu görmüşseniz o bölgeden lütfen hız kurallarına, işte kaskınız yoksa kaskınızı takarak gitmeye dikkat edin. Zira bu bölgede sizin fotoğrafınız çekilir ve bir bardak soğuk su ikramında bulunur. Cezayı yersiniz yani affetmezler. Bir bakarsınız telefonunuza mesaj gelmiş. Link, hapı yuttunuz. Şekildeki madde taşı çek pardon. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yerim dışında karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 20, 30, 40, 50 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı 50 olacak. Değerli arkadaşlar, bunu daha önce anlatmıştım. Bu soru bir sefer daha gelmişti. Bu soruda değerli arkadaşlarım 60 diyor. Ya hocam 60 ama 2'ye böldüğümüz zaman 30 çıkıyor. Nasıl 50 diyorsun? Hayrola sen bizi kekliyor musun? Güzel insan. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda istisnai bir durumdur bu. 50 metre mesafe bırakman gerekiyor, tamam mı? Biraz daha uzatacaksın. Ya zaten tehlikeli madde taşıyanlar için nadir, dediğim gibi bak bundan bir tane daha gelmişti. Bundan bilmiyorum bir ay önce miydi neydi gelen soru. Bir tane soru geldi. Bu ikincisi oluyor bu hafta içerisinde gelen. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? 1-2-3, 2-3-1, 3-2-1, 3-1-2 diye şıklar da vermiş arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacak denmiş. Bakalım bir de biz doğru mu değil mi? Öncelikle burası kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Buna bakıyorduk değerli arkadaşlarım. Doğru mu? Nasıl bakıyorduk? Polis abimiz var mı? Ya da tabelamız var mı? Ya da yer işaretlemeleri var mı? Buna bakıyoruz. Evet, tabelalarımız var. O halde burası kontrollü bir kavşaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim hangisi önce geçeceğe. Arkadaşlar, şunu görüyorsanız sadece ana yolda bulunur demiştim. Biraz önce anlatmıştım. Eğer ters üçgen şeklinde yol ver tabelamız varsa bu da sadece tali yolda bulunur demiştim. O halde bu tali yol tabelasının olmuş olduğu bir numaralı araç en son geçecek. Doğru mudur? Gerisini bilmiyorsanız bile, yani ana yoldaki geçiş üstünlüğünü bilmiyorsun, sıfır bilgin,
bilmiyorsan bile sadece şunu yapman lazım. Tali yoldakiler en son geçer. O halde en son bir numara geçecek. Bakıyorum. Bir numaranın sonda olduklarını hariç diğerlerini çiziyorum. Alın size %50 atma şansı. Artık arkadaşlar %50 atabilirsiniz. Hocam ben biliyorum az çok nasıl olacak? Anlat. Arkadaşlar eğer traktörle bir araba karşılaşmış değil mi? Dönüş yapan var ise bakalım dönüş yapan var mı? Evet. Dönüş yapan var ise bir sonraki sefer geçer. Yani bir geriye atarız. O halde 2 numara önce geçer, 3 numara ondan sonra geçer. Eğer polis olmuş olsaydı burada arkadaşlar bir numaranın olduğu yerde bazen öyle de veriyor soruyor. Önce polis geçerdi tali yolda olmuş olsa bile ya da ambulans varsa ambulans geçer. Geçiş üstüne sahip araçlardan herhangi biri varsa önce o geçer. Daha sonra buradaki önceliği yine aynı bu şekilde yaparız arkadaşlar. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi durma örneğidir? 5 dakikadan fazla beklemek, 5 dakikadan az beklemek, yük yüklemek veya boşaltmak, yolun kapalı olması durumunda beklemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yolun kapalı olması durumunda beklemek durma örneğidir arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman yük yüklemek veya boşaltmak veya yolcu indirip bindirmek duraklamaya girer arkadaşlar. 5 dakikadan az sırf can sıkıntısından beklemek yine duraklamaya girer. 5 dakikadan fazla beklemek park etmeye girecektir arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Demiryolu alt geçidine, demiryolu üst geçidine, kontrollü demiryolu geçidine, kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bizlere bildirir. Aşağıdakilerden hangisi araçların plakalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur? Özel plaka olmalı. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olmalı. Tüm plakalar kendi mevzuatına göre çelikten yapılmış olmalı. Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olmalı. Doğru cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar artık tüm plakalar vidalanmamış olmalı. Arkadan yapıştırılıyor genelde veyahut da kenarlarından tutturuluyor. Kesinlikle vida yatağı istemiyoruz biz. Eğer en küçük bir vida yatağı varsa vizeden geçemezsiniz. Yani TÜBİTAK muayene istasyonlarında sizi geçirmezler. Ne yaparlar? Plakayı değiştirmeniz için yönlendirirler. Şekle göre iki nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? Hızını arttırmalı, U dönüşü yapmalı, bir numaralı araca yol vermeli, bir numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı. Doğru cevap C şıkkı olacak. Bir nolu aracı ikaz edip arkadaşlar hızını arttırmalı demiş. Baştan şöyle bir bakmak istiyorum. U dönüşü yapmalı demiş. Kesinlikle U dönüşü yapamaz arkadaşlar. Böyle yollarda sakın ola ki denemeyin. Yasaktır. Eğer böyle bir yerde U dönüşü yaparsanız %90 İmam abi pamuğu tıkar size. Hızını arttırmalı demiş. Arkadaşlar 2 numaralı aracın şeridi bitiyor. Hızını arttırırsa ne olur? 1 numarayla çarpışır. 1 numaralı araca yol vermeli demiş. Bu doğru olan cevaptır. Bir numaralı ikaz ederek durdurmalı. Arkadaşlar herhangi bir soruda ikaz ederek durdurmak. Ondan sonracığım işte yayaya korna çalıp bekletmek, ürkütmek, çarçur. Bu şık varsa bu şık kesinlikle yanlış olan şıktır. Eğer yukarıda sizden yanlış olan istiyorsa direkt bunu işaretleyin. Eğer size yanlış değil de doğruyu istiyorsa direkt bu şıkkı çizin yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz trafik memuru değiliz. Buraya gelince arkadaşlar eğer sizin yolunuz bitiyorsa ne yaparsanız dörtlüleri yakarsınız, tamam mı? Ve beklemeye başlarsınız. Bu araç geçtikten sonra tabi durmak gerekirse tam böyle artık çıkışa gelmişse dörtlüleri yakar beklersiniz. Bu araç geçtikten sonra size tekrardan iki lambayı yakıp iki lambayı demişim. Sağa sola sinyal verip ne yaparsınız? İlgili şeride geçiş yaparsınız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hallerden sayılır demiş. Doğru cevabı direkt vereceğim arkadaşlar bu soruda mecburen. Doğru cevabımız bu olacak. Sebebi ise arkadaşlar biz sollama yaparken kesinlikle ne yaparız? Sollama yaptığımız yolun boş olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bu abimiz sollamış olduğu yolun boş olduğuna dikkat etmemiş ve neredeyse kazaya
sebebiyet vermek üzereymiş. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin dönüş hareketidir demiş. Doğru cevabı veriyorum. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Genelde bazen yön de belirtirler. Hangi yöne doğru dönmesi gerektiğini de söylerler. Dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Diğer işaretlere bakmak için ise ben size şimdi bir sonraki slaytta vereceğim diğerlerinin ne anlama geldiğini. Evet, trafik polisinin hareketleri arkadaşlar şu şekilde. Şunu şaşıranlar oluyor arkadaşlar. Omuzların mesela bunda elleri eğer bitişikse omuzların bakmış olduğu yöndekiler geçebilir. Arka yönündeki yine durur. Bunu şaşırıyorsunuz diye onu söyleyeyim dedim. Diğerlerini zaten altında yazıyor. Bakabilirsiniz. Tepe üstüne yakın yerlerde veya dönemeçlerde arızalanan aracın ön ve arkasına en az kaç metre mesafedeki uzaklığa yansıtıcı konulmalıdır demiş. Doğru cevabımız evet. D şık olacak. 30 metre mesafeye en az ne yapmanız lazım? Koymanız gerekir. 150 ile 30 arasında arkadaşlar. Yani benim görüşüm, ben sizin yerinizde olsam olabilirse 50 metre ileriye koyun. Zira ne olacağı ne olmayacağı belli değildir. Araçlar hızlı gelir. Bir bakmışsınız Azrail Reis karşınızda. O yüzden dikkatli olun. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır demiş. Yolun kayganlığını kontrol etmeli. Hızını azaltmalıdır. Geriye dönmelidir. Hızını arttırmalıdır demiş. Doğru cevabımız hızını azaltmalıdır. Arkadaşlar üçgen tabelaların tamamında. Bakın üçgen tabelaların tamamında neredeyse hızını azaltmalısınız. Ne demek üçgen tabela? Uyarı demek arkadaşlar. Uyarıyor sizi. Bu ne diyor? Yol ileride diyor. Kaplama diyor. Yol yani asfaltın olduğu yer daralacak diyor. Kaplama deriz biz buna. Daralacak diyor arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Hızınızı azaltmanız lazım. Üçgenler hızımızı azaltmayı, yuvarlaklar ise arkadaşlar, ne güzel yuvarlak çizdim, çocuklar bunu görmesin. Yuvarlaklar ise arkadaşlar bize ileride herhangi bir yasaklama ile ilgili bilgi verir. Örneğin içinde 50 yazıyorsa bu tabeladan itibaren hızınızı 50'ye düşürmenizi istiyordur. Yasak diyordur üstü. Veyahut da yuvarlağın içerisine yaya işareti koydular. Bir tane abimizi şöyle koydular. Ne de güzel koydum ha. Şöyle. Heh. Bir tane abimizi koydular. Bu ne demek? Yaya giremez demek. Araba koydular. Yani içerisine motosiklet koydular. Mesela motosiklet giremez anlamına gelir. Araba koydular. Motosiklet hariç diğer bütün motorlu taşıtlar giremez anlamına gelir. Kısacası yuvarlak tabela yasaklama tabelasıdır. Üçgen tabela uyarı tabelasıdır. Üçgen tabelayı gördüğümüz zaman hız azaltılır. Takip mesafesi arttırılır. Unutmayın bak bunu, tamam? Seviliyorsunuz. Yeni yönetmeliklere göre... Bir saniye. Hazır şurada anlatmışken onu da anlatıvereyim. Eğer kırmızı değil de mavi ise yuvarlak tabela, bu da size kesin bilgi veriyordur. Mesela onun içerisinde ok işareti vardır. Nasıl yapar? Kutsal silgimi açıyorum bu sefer arkadaşlar. Hazır ağır ağır öğrenmek amacımız sonuçta burada bizim. Yuvarlak tabelayı verdi bize değil mi? Kalem alıyorum. Ve içine de şu şekilde ok işareti koymuş. Bir tane şuraya, bir de düz giden. Ne demek biliyor musunuz? Bu yolda gidiyorsan ya düz gideceksin ya da sağa döneceksin. Bu ikisinden birini yapabilirsin. Diğer yönlere gidemezsin demektir. Mavi ise eğer tabela. Yani mavi olduğu zaman da kesin yargı bildiriyor. Üçgenlerin siz bu dediğim manaya geldiğini bilin. Gerisi kolay zaten. Yeni yönetmeliklere göre C ve D sınıfı sürücü belgelerinden hangi birini almak isteyenlere sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır? Evet, bunlardan herhangi birini almak istiyorsunuz sırasıyla diyor. A. C21, D24, B. C20, D22, C. 18, 20, D. 19, 25. Arkadaşlar bazen bende hıçkırık var. Özür dilerim bu konuda. Gastritim var, tamam mı? Yani gastritin ne olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Rahatsızım biraz. Bazen böyle hıçkırık tutuyor. O yüzden de affınıza sığınırım, özür dilerim. Doğru cevabımız A şık olacak, 21'e 24 olacak arkadaşlar. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur demiş. 5, 10, 15, 20 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız
D şıkkı 20 olacak arkadaşlar. %20'sini kaybederse nalları dikme tehlikesi oluşur. Allah göstermesin yani. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır demiş. Topuktan dize kadar, dizden kalçaya kadar, topuktan kalçaya kadar, topuktan koltuk altına kadar diye şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı, topuktan koltuk altına kadar olacak arkadaşlar. Bak, dinle, hisset yönteminde bak ne anlama gelir? Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması, kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması, yaralıda kırık olup olmadığına bakılması, araç yaralı olduğuna, pardon, kaç yaralı olduğuna bakılması demiş. Arkadaşlar bak dinle hisset de. Şimdi şuna bakıyoruz. Bak da ne anlama geliyor? Göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. Diğerlerine anlama geliyor. Hisset. Kulağımızı yaklaştırdı. Sıcaklık geliyor mu? Hissete girer. İşte cam parçasıyla buhar gelip geliyor mu baktık. Bak adı üstünde bakmak. İşte kulağımızı dayadık, dinledik. Acaba oh, diye bir ses geliyor mu ya da diye bir ses geliyor mu? Bu dinlemeye girer arkadaşlar, tamam mı? Bunu ayırt etmeniz gerekiyor. ABC'sinde biz temel fonksiyonları ne yapıyoruz bu şekilde hava ile ilgili ABC'sinde demişim, özür dilerim. Bak dinle hisset yönteminde biz solunumla ilgili kısma bakmış oluyoruz. İlk yardımın ABC'sinde işte iş biraz daha değişiyor. Hangisi yer almaz demiş ilk yardımın ABC'si içerisinde. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi, kan dolaşımının değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi, sindirimin değerlendirilmesi demiş. Evet, doğru cevap D şıkkı olacak. Yer almaz. Sindirimle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayız biz. Adı üstünde ilk yardımcı arkadaşlar hemen kaza anında ilk yapılabilecek insanı hayatta tutacak şeylere bakar. Açlığına bakmaz yani adamın sindirim. Hava yolu açıklığına bakar mı? Bakar. Mesela yapıyorsa bu adamın boğazına bir ne kaçmış olabilir? Sakız kaçmış olabilir. Dakma dişleri kaçmış olabilir amcamın. İşte kendi kusumu olabilir. Küçük bir kan pıhtısı olabilir. Ne yapacağız? Bakacağız. Kan dolaşımının değerlendirilmesi. Hemen koldan bakacağız veyahut da şakaktan. Bu bakacağız. Acaba kan dolaşımı var mı? Pıttıdı pıttıdı atıyor mu? Bundan sonra solunumu değerlendiriyoruz. İşte adam solun nefes alıp verebiliyor mu? Bunlara bakıyoruz. Eğer yoksa işte eğer omurgasında falan da yaralama yoksa suni teneffüse başlayacağız. Nasıl? Baş çene pozisyonu vererek. Baş çene pozisyonu nasıl verilir? Evet, Junior Ruslar. Evet, başı üstten geriye doğru, çeneden yukarıya doğru kaldırırız arkadaşlar. Alın size baş çene pozisyonu. Hocam, sonra ağzına yaklaşırsınız, üf üf diye verirsiniz arkadaşlar. Tabii omurgasında bir rahatsızlık yoksa. Kan dolaşımını değerlendirdik. Var mı? Yok. Ne yapacağız? Kalp masajı. 90 derecelik bir açıyla arkadaşlar, hemen şu nasıl göstereyim? Şöyle düşünün arkadaşlar, şunu insan vücudu olarak düşünün, tamam mı? Şurası insan vücudunun boynu. Boynumuzun hemen şöyle bitiminde bir kemik var şurada, değil mi? Heh. Bu kemikten itibaren küçük serçe parmağınızı buraya koyun. İki parmağınız tıpkı böyle karış yapar gibi yapın. Ne oldu? Baş parmaklarınızla C oluştu, değil mi? Baş parmakla işaret parmağı arasında bir C şöyle oluştu, bir C şöyle oluştu. Şuradaki şu C'nin ortasına elinizin ayasını koyuyorsunuz arkadaşlar. 90 derecelik bir açıyla başlıyorsunuz. Küp 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 bastırmaya. Kaç defa? 30 defa. 30 defa bastırdın. Ne oldu? Hemen arkadaşlar ne yapıyorsun? Üflüyorsun. Nefes veriyorsun. Ne diyoruz biz buna? 30 bölü 2 diyoruz. Her 30'da 2 defa ütüleme ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Suni teneffüs yapıyorsun. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır demiş. Şoka karşı önlem alınması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması demiş.
C şıkkı olacak arkadaşlar. Dışarı çıkan organların içeriye sokulması yanlıştır. Sonra galbi affedersiniz adamın gıçı tarafına koyarsınız. Olmaz yani arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Kesinlikle bu işe karışmayacaksınız. Siz temiz, ıslak, nemli bir bezi örtersiniz eğer çıkmışsa. Geriye kalan hiçbir şeye karışmazsınız arkadaşlar. İşte şoka karşı önlem alınması. Nasıl şoka karşı önlem alırız? Üzerinde ne yapabiliriz? Örtebiliriz arkadaşlar. Bir battaniye vesaireyle ıslak bir bezle dedim ki söylediğim gibi ısı kaybetmemesi için. Ne yapabiliriz işte ayaklarını yukarıya kaldırabiliriz veyahut da yarı oturuş pozisyonu verebiliriz değil mi? Şoka karşı önlem alacağız. Yaşam bulgularını kontrol edeceğiz. Nabzına işte biraz önceki ABC'dekiler işte nabzını kontrol edeceğiz. Nefes alıp veriyor mu? Boğazına herhangi yabancı cisim var mı? Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması demiş. Biz buna ne diyorduk? Yarı oturuş pozisyonu diyorduk değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Rentik manevrası. Solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır demiş. İki tane madde halinde bizlere ne yapmış? Bunu vermiş. Hangileri söylenebilir demiş. Bir doğru, iki yanlış. Bir yanlış, iki doğru. Her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış demiş. Doğru cevabımız her ikisi de doğru olacak arkadaşlar. Hangisinde ilk yardım çantası bulundurması mecburi değildir demiş. Arkadaşlar bunu direkt vereceğim artık. Yanlış anlamayın beni. Yani bunu artık öğreneceğiz. Motosiklette, motorlu bisiklette, ondan sonra traktörde bulundurması zorunlu değildir. Yangın söndürücü de bunlarda bulundurması zorunlu değildir. Diğerlerinde ise zorunludur arkadaşlar. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Başı sıcak su ile yıkanır, bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir, normal faaliyetleri sürdürmesine izin verilir. En az 12 ila 24 saat arasında hekim kontrolünde yani müşahede altında tutulur diyor. Doğru cevabımız evet D şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle sıcak su kullanmayız. Bu arada ağrı kesici kesinlikle vermeyin. %90 aspirin verirsiniz, tamam mı? Bu da kanı curultur. Curultan kan hop bir de hop bir de hop bir de ilk bulunduğu yerden ya iç kanamaya sebebiyet verir ya da dış kanamaya sebebiyet verir. Adamın nalları dikmesine sebebiyet verirsiniz. Sonra pamuk abi biliyorsunuz gerisini. Normal faaliyetini sürdürmesine de izin verilmez. Adamın hiçbir şey yok gibidir. Bir bakarsınız yarım saat sonra gitmiştir. Burdur'da böyle bir olay gerçekleşmiş. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır demiş. Tansiyonu düşük ve nabız alınmayanlarda, burundan ve kulağından kanama olanlarda, el bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda, bacağında açık kırık ve kanama olanlarda. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Burundan ve kulağından kanama olanlarda arkadaşlar şok pozisyonu vermek sakıncalıdır. Arkadaşlar şok pozisyonu neydi? Bakın böyle. Ayakları 30 santim yukarıya kaldır. Ne yapıyorduk? Kafaya kan gitmesini sağlıyorduk. Biz eğer bacakları kaldırırsak adamın kanamasını arttırırız arkadaşlar. Veya da iç organlarda kanama varsa kanamayı arttırırız. Ne yapıyoruz? Sadece şok pozisyonunda. Şok durumunda biz bunu yapacağız. Tamam. Doğru cevap böyle olacak. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir? 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra, 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrasında, 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra, 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrasında demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bunu 5 tur uyguladıktan sonra arkadaşlar yapacağız. Ne yapıyoruz? 30 tane kalp masajı 2 defa suni solunum yaptık. Bunu 5 defa tekrarlıyoruz. Ondan sonra sağlık kuruluşuna arıyoruz arkadaşlar. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Ellerin parmakları göğüs kafesi ile temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması, göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi,
Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması, göğüs kemiğinin 3 santimetreye aşağıya inecek şekilde bası uygulanması demiş. Doğru cevabımız, evet, A şıkkı olacak arkadaşlar. Açık kırıkla ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Deri bütünlüğü bozulmuştur, kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur demiş. Bir doğru, iki yanlış. Bir yanlış, iki doğru. Her ikisi de doğru. Her ikisi de yanlışlıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı, bir doğru, iki yanlış olacak arkadaşlar. Resimde görünen manevra hangi amaçla uygulanır demiş. Kanamanın durdurulması için, dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespit edilmesi için, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Hadi size biraz daha ipucu. Biz bu manevraya Hemlik manevrası diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de yabancı cisim tıkanmalarında ve tam tıkanmalarda ne yapmak? Kullanmaktır arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Kişinin arkasına geçiyoruz. Diyaframa hızlı bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Baskı uygulayıp höp bedenek ağzındakini çıkartıyoruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Termostat arızalıdır, vantilatör kayışı sıkıdır, hararet ısı göstergesi arızalıdır, silindir kapak contasında kaçak vardır demiş. Tabii ki de D şıkkı arkadaşlar. Silindir kapaklarının contaları vardır arkadaşlar. Plastik birer conta bunlar. Eğer bu contalardan herhangi bir yırtık vesaire varsa suyla yağ ne olacaktır? Birbirine karışmaya başlayacaktır. Bu yüzden de ne diyeceğiz? D şıkkı. Hem araçta performans düşer hem de arkadaşlar su hızlı biçimde tükenir. Hangi su akünün görevlerindendir demiş. Yüksek voltaj üretmek, motor suyunu soğutmak, karbüratöre yakıt göndermek, marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek olacak. Fren hidrolinin seviyesi hangi bakımla kontrol edilir demiş. Haftalık, günlük, aylık, 6 aylık demiş. Arkadaşlar fren önemli bir şey. Her gün bineceğiniz zaman aracı kontrol edeceksiniz. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda hangisi yapılmalıdır? Bu kırmızı biçimde yanar arkadaşlar. Kırmızı biçimde yanar. Nerede benim kutsal kalemim? Vurgulayıcı. Şu kutsalı bir daha açayım. Evet. Arkadaşlar bunu yanarken hangi renkte görürsünüz? Kırmızı bir renkte ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Bekleyiniz. Boyuyorum şöyle. Evet. Tam olarak böyle bu göreceksiniz arkadaşlar. Kırmızı biçimde yanar bu. Eğer böyle kırmızı biçimde yanan bir şey görmüşseniz doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de araç güvenli bir şekilde durdurulmalıdır. Çünkü arkadaşlar aracınızda ciddi bir ne vardır? Yağ sıkıntısı vardır. Durmazsanız, yola devam ederseniz, gaza basarsanız basınca geçer diye aracınızın parçaları birbirine kaynayacak ve bir bardak soğuk su içmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi silindir içerisinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler demiş arkadaşlar. Buji, dispiratör, distribütör bu arada. Ben yanlış söylüyorum arada. Siz düzeltin beni. Ateşleme bobini, kontak anahtarı demiş. Doğru cevabımız buji olacak arkadaşlar. Distribütör bizim aracımızda bujilerin sırasıyla ateşlemesini sağlar. Ateşleme bobini diye bir şey yoktur arkadaşlar ama endüksiyon bobininde denilen bir şey vardır. Endüksiyon bobini de bujilere gidecek olan enerjiyi ne yapar? Arttırır elektriğin yüksekliğini. Böylece güçlü bir patlama gerçekleşir orada. Kontak anahtarını zaten biliyorsunuz. Motor sıcaklığını aniden yükselmesine sebep olur demiş. Hangisi diyor? Vantilatör kayışının kopması. Arkadaşlar eğer bilmiyorsak bunu lütfen kitap açıp adam akıllı biraz daha çalışalım. Vantilatör kayışı koptuktan sonra vantilatör niye üfleyemeyecek? Radyatöre üfleyemeyecektir arkadaşlar. Radyatöre üfleyemediği için su soğutulmayacak. Soğutulmayan su ısınacaktır arkadaşlar. Peki hocam vantilatör kayışının koptuğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar akü işaretini görüyorsanız yani alternatör şarj etmiyor, akü şarj olmuyor diye bağıran o şarj ışığını görürseniz bu ne demektir? Ortadaki kayış kopmuş demektir, tamam mı? %70 ihtimalle.
Derhal aracı durdurursunuz, açarsınız, bakarsınız, servisinizi ararsınız arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yani olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir demiş. Evet, kırmızı biçimde yanıyor arkadaşlar bu tabelalar tabii ki. Ben niye böyle adam akıllı boyama yapamıyorum ya? Hep elim ayağım oynuyor. Yaşlanıyor muyum nedir? Fit bir insanım ben ya. Evet arkadaşlar, hangisi olabilir? Düşünün o sırada. Evet, düşünüyorsunuz. Hepsi bunların kırmızı yanar dedim. Evet, kırmızı. Bu da kırmızı yanıyor. Ne güzel boyuyorum değil mi? Hocam yeter artık. İçimizi kana buladın diyeceğiniz. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız bu anlama geliyor. Peki hocam, diğerleri ne anlama geliyor der gibisiniz. Dercesine, dercesine. Evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız frenlerinizde yağın azaldı. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız fren balatalarınız ne olmuştur? Gitmek üzeredir. Fren balatası bitmiştir. Eğer bunu görüyorsanız el freni çekilidir. Eğer el frenini indirdiğiniz halde bunu görüyorsanız el freninde ne vardır arkadaşlar? Yağ, hidrolik yağın azaldığı anlamına gelir. Eğer bunu görüyorsanız arkadaşlar aracınızda yağlama sıkıntısı vardır. Daha biraz önce gösterdim. Bunu görüyorsanız aracınız şarj olmuyor demektir. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur demiş. Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu demiş. Doğru cevabımız B şıkkı, motor soğutma suyu. böyle diyor. Hoca ne diyor ya? Motor yağı konulur arkadaşlar. Motor yağı. Buradan motor yağı konulur. Bu kapağın adı kulbütör kapağıdır. Şurası kulbütör kapağı. Direkt kulbütör şeyidir arkadaşlar. Motorun üst kapağı yani. Şu çoklu boruya verilen isim manifolddur. Bu egzoz manifoldu arkadaşlar. Şu bizim alternatörümüzdür. Bu bizim radyatör fanımızdır. Bu bizim marş motorumuzdur. Tamam herhalde. Başka anlatacak bir şey kalmadı burada. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelin aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir demiş. Volan, aks, kavrama, vites kutusu denmiş. Doğru cevabımız aks olacak arkadaşlar. Burada şunları soruyorlar bazen. Dört tekerleğin dördünde de vardır. Bu amortisör yayıdır arkadaşlar. Süspansiyon sisteminin bir parçasıdır. Şu çoklu borunun adı neydi biraz önce söyledik. Evet, manifold'du. Bu shaft'ımız, bu vites kolumuz değil mi? Çekilen aracın freni bozuksa çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır demiş. 1, 2, 3, 4 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet A şıkkı 1 olacak arkadaşlar. Eğer bozuksa araya bir de bükülmeyecek sert bir metal çeki demiri bulunması gerekir. Egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır demiş. Egzoz sıvabı, emme manifoldu, egzoz manifoldu, katalitik konvertör demiş. Doğru cevabımız katalitik konvertör olacak. Bunlarda kurşunsuz yakıt kullanmak gerekir arkadaşlar. Burada emme manifoldunu bilmiyorsunuz. Egzoz manifoldu biraz önce gösterdim, çoklu boru. Bu dışarıya egzozun atılmasını sağlıyor. Emme manifoldu ise temiz havanın nereye girmesi, silindirlere alınmasını sağlayan çoklu borumuzdur arkadaşlar. Manifold dediğimiz şey çoklu borudur. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, yeşil ışığın dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen sürücünün davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Saygılı, telaşsız, sorumlu, sabırsız demiş. Tabii ki de D şıkkı. Yine bunu bilemeyen damdan aşağı sallandırıyorlar. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler demiş. Vallahi okumaktan üşeniyorum ya. Trafik içinde hatalı davranışlar senin uyarılmaması gerektiğini, bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışını, trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu, öfkeli araç kullanmaya eğimli olmak yerine saldırgan sürücülük davranışlarının birbirine ilişki olmadığını, trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını demiş. Doğru cevabımız da D şıkkı olacak arkadaşlar.
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatini dağıtmasında ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir demiş. Davranış sonuçlarını düşünerek hareket etmesi, sürekli şerit değiştirerek slalom yaparak araç kullanması yani dit 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 diye araç kullanılması, aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması, trafik içindeki davranışların sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması demiş. Doğru cevabımız B şıkkı, sürekli şerit değiştirerek kullanmak paniğe sebep olacaktır. %90'da genelde buna pamuğu tıkarız arkadaşlar. Evet, ehliyet hocam olarak burada arkadaşlar dersimiz son buluyor. Umarım faydalı video olmuştur diyorum.